Sonra anladın iki mı? tane bir şey büyük haksızlık kırık, yapılmış. İki maç oynamış, kıçı kırık topçunu... Bir dakika, yavaş yavaş. Kelimelere dikkat edin. İki maç oynamış, bir gol bir asist yapmış, topçun bile havalara giriyorken... Sana 6 tane şampiyonluğu getirmiş, UEFA kupası getirmiş, süper finalde Avrupa'da Real Madrid'i vuran takımın iskeletini koymuş, süper kupalar getirmiş, 4 sene üst üste şampiyon yapmış, tarih yazmış bir adamda da ego olsun be abi. Sen adama ego diyorsun, egosu yüksek diyorsun, sen kendi egondan dolayı adamı yolluyorsun. Kendi egondan benim telefona çıkmadım, ben de gönderdim demek onlar, ego demek değil mi? Onlar çok şey, kalmayın onlarda. Ego demek yani değil mi abi? Doğru bu. Şeyler değil. Abi ya. Bu ego değil mi? Ya sen bir bahane arıyorlardı. Allah Allah, tamam da şimdi ego üzerinden vuruyorsan eğer, terimin egosu var diyorsak eğer, terimi ego üzerinden değerlendiriyorsak eğer, Mourinho'nun hiç mi egosu yok? Terim gibi kaç tane Türkiye'de hoca var ya? 80 yıllık ülke futbolu, bir tane terimin var. Galatasaray'da heykeli dikilecekse bir heykel merakıdır, aldı gitti herkesin heykeli, onun heykeli bu. Türkiye'de Galatasaray'da heykel dikilecek tek adam varsa Fatih Terim'dir. Gidin Fatih Terim'in heykeli dikin. Egoymuş. Mourinho nasıl gitti Real Madrid maçında tribünlere, hadi gelin dedi, beni ıslıklayın bakalım dedi. Çıktı bu şekilde tribünlere, böyle durdu. O ego değil miydi? Hadi gönderseydi Real Madrid başkanı, sen taraftarla nasıl bu şekilde muhatap olursun diye. Bunları idare edeceksin ya Fatih Terim, ego. Kurumsallıktan bahsediyorsun, kurumsallıktan bahsediyorsun. Geçen sene Abdurrahim Albayrak buraya bağlandı mı, bağlanmadı mı? Şampiyonluk gecesi bağlandı mı, bağlanmadı mı? Kırgınım dedi mi, demedi mi? Beni susturdular, bana konuşma yasağı getirdiler dedi mi, demedi mi? Kimdi Abdurrahim Albayrak'a konuşma yasağı getirten? Başkan. Tamam. Abdurrahim Albayrak, aman Abdurrahim'cim çok konuşuyorsun, kurumsal kimlikten bahsediyorsun, SEO getiriyorsun. Bu sene bakıyorsun 5 maçtır Sedat Doğan bizim dostumuz, kardeşimiz. Sedat Doğan konuşuyor mu? Konuşuyor. Lütfü Arıboğan SEO konuşuyor mu? Konuşuyor. Şükrü Bey konuşuyor mu? Konuşuyor. Adnan Naz konuşuyor mu? Konuşuyor. Ebru Hanım konuşuyor mu? Konuşuyor. Başkan konuşuyor mu? Başkan hepsinden daha fazla konuşuyor. Bu nasıl bir kurumsal kimlik ya? Abdurrahim'e sus diyorsun. Var yok, herkes konuşuyor. Bu nasıl, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Sayın Başkan neredeyse artık canlı yayınlarda. Bakın biz ülke olarak canlı yayınlarda savaşı seyrettik. En son Mısır'da canlı yayınlarda darbeyi seyrettik. Neredeyse Fatih Terim'in görevden alınışını dahi canlı yayında seyrettirdiler bize. Dakika dakika, saat saat, o da adamın bir tanesi böyle yapıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika diyor. Ünal Aysal Başkan şimdi diyor bana mesaj attı diyor. İki dakika sonra öbürü böyle yapıyor. Aa diyor, bakın bakın bir dakika diyor, şimdi bu olmayacak, şu olacak. Ya nerede kaldı senin Galatasaray Başkanlığın? Nerede kaldı kurumsallığın? Nerede kaldı kurumsallığın? Kurumsal, Avrupa'da kurumsal kimliğini, kurumsallığını tamamlamış bütün kulüplerin Allah aşkına kaç tane başkanın, kaç tane röportajını görüyorsun? Bana anlatın bir. Kaç tane başkanın adını biliyorsun? Manchester United'ın başkanı kim? Tamam, Türkiye'de sistem böyle. O zaman bize kurumsallığı yedirme. Yok zaten. Bize kurumsallık hikayesini anlatma. Ben kurumsaldım da Arıboğan'ı getirdim de o oldu da, bu işleri bırakın. Faruk Süren'le röportaj zaten... yapmak için aylarca bekliyor muydunuz abi? Faruk Bey çok değerli bir insandır. Herkese böyle çok konuşuyor. Çok saygı duyduğum bir insandır. Tamam, başarılıdır. Tamam. En başarılı, Galatasaray Kulübü'nün en başarılı konuşması başkanıdır. Konuşması gerektiği yerde konuşur. Tamam. Susması gerekiyor. Ya ben Ünal Aysal Başkanım, kurumsallık diyor, artık herkes profesyonellere teslim edeceğiz diyor. Ben başkanımı da seviyorum, yanlış anlamayın. Ya benim başkanımla da bir sorunum yok. Ama ya radyoyu açıyorum, bir spor kanalı radyoda konuşuyor. Bütün gazetelerde konuşuyor. Her spor muhabiri, kim varsa onlara mesaj atıyor. Her yere konuşuyor. Hatta yani alakasız internet sitelerine dahi röportaj veriyor. Ya oğlum o bir şey değil ya. Bütün binaların güvenlik kamera görüntüsü. Neyse tamam, hakarete girmeyelim. Hakaret değil. Böyle kurumsallık olmaz. Bu kurumsallık de yapmayalım. Değil. Neyse onu söyleyeyim. Yani yok, güvenlik kamerası konuşuyor. Bu kurumsallık değil abi. Şimdi ortada bir vefa vardı. Bakın Galatasaray'da vefa duygusu diye bir şey kalmadı. Sen şimdi Mancini'nin adı geçiyor. Kaç para vereceğim Mancini'ye? Para çok verecekler. Çok vereceksin. Sen Mancini'yi Emre Çolak'a teslim edebilir misin? Engin Baytar'la yürü der misin? Hala bir tane sol bekin Çağlar kadroda, Çağlar'la yürü diyebilecek misin sen Mancini'ye? Fatih Terim'i verdin, şampiyon yaptı seni Çolak'la, Elmander'le, onunla bununla. Ne oldu senin kurumsal? Galatasaray, bakın iki senesi araştırsan abi, hep hesap kitap yapıyorsunuz. Galatasaray'ın ilk sene bonservis parası ne kadar? Yönetimin harcadığı bonservis parası ne kadar ilk şampiyonlukta? İkinci şampiyonluktaki bonservis paraları ne kadar? Kime bonservis vermişler? Kime bonservis vermiş? Bu yönetim kesenin ağzını açmış, para dağıtıyor denilen yönetimin ilk seneki şampiyonlukta bonservis parasını bana hesap edin abi. Selçuk'a para mı verdiniz? Elmander'e para mı verdiniz? Uşfalozi'ye verilen bonservis 2-2,5 milyon euro. Ebu'ya verilen bonservis 2-2,5 milyon. Çolak oynuyordu, bir Muslera'ya 6 milyon verdiler. Toplasan 10 milyon euroyu geçmez. Seni adam Çolak'la, Engin Baytar'la, Selçuk'la, Elmander'le, adam seni şampiyon yapmış ya. Şampiyon yapmış. Orada, biraz Galatasaray, biraz vefalı olacaksın. Böyle olmaz. Işte.
O zaman bugün Galatasaray'ın en başarılı efsane, yaşayan efsanedir Fatih Terim. Yaşayan efsaneye böyle vefasızlık yapacaksın, yaşayan efsaneye. Ölmüş Metin Oktay'ın da mezarının başında dikileceksin. Ah Metin Oktay'ım, biz işte Galatasaray'ın ruhudur. Bu işleri bırakın. Bu işleri bırakın. Yaşayanın kıymetini bilmeyenin ölmüşünün kıymetini biliyoruz demesi hava civadır, hava gazıdır abi. Bu işleri bırakın. Peki. Yapmayın. Nihat Doğan fırtına gibi, rüzgar bugün. Abi rüzgar gibi. Ayıp yani, ben Kur'an çarpsın. Ben görevden alındığı bir arkadaşımın mağazasındaydık. Söylemesi ayıp. Oturuyorduk, kahve içiyorduk. Fatih Terim görevden alındı. Ben hüngür hüngür ağladım ya. Bu kadar Hakan Şükür gibi adam Türkiye dünyayı ayak, dünyalar kadar gol atmış sana. Hakan Şükür'ün bir tane çorabı yok ya. Galatasaray Müzesi'nde çorabı yok. Fatih Terim şampiyonunun üçte biri. En büyük kim daha öyle bir başarılı olma mümkün değil. Fatih Terim'i ben gönder. Niye gönderdin? Telefonumuza bakmıyordu ya. Ayıptır ya. Nerede kaldı Galatasaray'lık? Nerede kaldı Galatasaray'lık ruhu? Nerede kaldı Galatasaray'da vefa? Bu Galatasaray'lık vefasızlığı anla. Enteresan işler olmaya başladı Galatasaray'da. Hiç olmazdı esasında. Olmazdı. Nerede kaldı Galatasaray gelenekleri, görenekleri, örfü, ananesi, kol kırılır, yen içinde kalır. Galatasaray'da şu an iddia ediyorum... Açın bir yorumcu şu an istersen bu dakikada Galatasaray'da şu an tesislerde kim affedersiniz lavaboya gitti yüzünü yıkadı, kim nereye gitti, kim ne yaptı, kim telefonla konuşuyor, kim Twitter'a girdi. Açıp öğrenebiliyoruz ya, böyle bir şeyler oluyor muydu Galatasaray'da? Galatasaray'ın içi dışı herkes her şeyi biliyor. Mancini diyorlar, daha Mancini'nin geleceği söyleniyor. O gel, yok yok o olmaz diyor, bu gelecek deniyor. Ya böyle bir şey olur mu? Sen Galatasaray'ı yönetiyorsun. Galatasaray'ın içi senin namahremindir. Yönetim kurulu namahremdir. Yönetim kurulu namahremdir. Evinin içi gibidir. O zaman sen gidip dışarıda karınla ettiğin kavganı, kızlarınla ettiğin kavganı anlatıyor musun? Yönetimde kim ne olmuş? Herkes her şeyi biliyor abi. Enteresan bir şekilde biliyor yani. Maalesef Galatasaray'a gelenek ve görenekleri Galatasaray ayaklar altına alınmıştır. Ve alınmaktadır. Ne oluyor?